konuşuyoruz. Semih Turan'da kalmıştık. Semih Bey buyurun, tamamlayın. Evet, sorunuzu. Şimdi o geçişkenliklerinin yanıtını vereyim. Ya şöyle, biz 2 yıldır yaptığımız araştırmalarda şunu çok net görüyoruz. Bu pandemiden hemen önce başlayan, pandemiyle de beraber devam eden süreçte Cumhur İttifakı'nın ciddi bir 2018 seçimlerine göre ciddi bir oy kaybı var. Bizim ölçümlemelerimiz de o oy kaybının 10 puanın üzerinde olduğunu söylüyor. Yani son seçimlerde işte %51,5-52 oy aldığında %40'lar bandında ve bizim gördüğümüz de şu, Cumhur İttifakı'nın oy oranının hep 41-43'ler maksimum aldığı oyu biz öyle ölçtük. Cumhur İttifakı. AK Parti'nin değil. Hayır, AK Parti'nin değil, Cumhur İttifakı'nın. Yani biz işte AK Parti artı MHP olarak ölçtüğümüzde, sonradan Büyük Birlik Partisi, yeniden Refah Partisi dahil oldu. Yani de bizim savımız şu, maksimum alabileceği oyun 43'ler civarı olduğunu söylüyoruz. Bu Millet Meclisi seçimleri için söylüyoruz. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı? Cumhurbaşkanlığında da işte Erdoğan'ın toplam oyunun gene bu bantlar seviyesinde olduğunu. Nedeni de şu, çünkü Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilere oy veren seçmenin hepsi Cumhurbaşkanlığı seçiminde birebir Tayyip Erdoğan'a oy vermiyorlar. Yani bunu özellikle MHP seçmeninde gözlemleyebiliyoruz. Farklı işte örneğin son dönemde 4 adaydan Sinan Ogar'a yönelen bir grup da var. Bunlar Muharrem İnce'ye yönelen bir grup da var. Ama çoğunluğu elbette Erdoğan'a yönelen bir grup. Ama toplam oyu bizim gördüğümüz kadarıyla, ha bir de çok kabaca şunu söyleyeyim, bizim araştırmalarımızda birinci tur, ikinci tur ayrımı yapılıyor. Biz şu andaki fotoğraf, yani bu anda şu andaki fotoğrafta ikinci tura gidiyormuş gibi görünüyor bizim yaptığımız araştırmalarda. Yani yarın seçim olsa ikinci tur. Evet, yarın seçim, ama bu tekrar söylüyorum. Niye değişkenlik gösteriyor onu da söyleyeyim. 2000 bu atmosferi, bu seçim atmosferini biz 2002 seçim atmosferine çok benzetiyoruz. 2002'ye giderken de çok büyük bir alt üst oluş yaşadık. Hani yazar kasalar, işte fırlatılan anayasa kitapçıkları, tartışılan konular, işte orada yeni aktörler çıktı. Genç Parti 7.2 oy aldı ama o seçim Genç Parti %13-14'lerden 7.2'ye düştü. Yani 2-3 ay önce seçim yapılsaydı %13-14 oyu vardı. Sıfırdan çıkan bir parti. Şimdi de baktığımızda benzeri alt üst oluşun da biz bu dönem yaşandığını düşünüyoruz. O nedenle bir değişimin mutlaka gerçekleşeceğini ama bu değişimin miktarını ve yönünü tespit etmekte zorlanıyoruz. Ya yani biz bir partiyi ölçüyoruz. Yani örnek, hemen somut örnek vereyim. Biz bundan 3-4 ay önce Zafer Partisi'ni 4,5-5'lerde buluyorduk. Bunu da açıkladık. Şimdi oyla kaç? Şu anda bizim araştırmamız şu anda birileri bulmuyor. Yaptığımız. Nereye gitti oyla? Büyük bir oranda Memleket Partisi ve Muharrem İnce tercihine dönüştü. Tabii o seçmen birebir, hani Ahmet gitti Zafer'e verdi, şimdi gitti Memleket'e verdi diye bir şey söyleyemiyoruz burada. Buradaki problem şu. Böyle bir seçmen kitlesi var. Yani %5 ile %10 arasında değişen. Yani 8 denir, 9 denir, 10 denir. Sürekli bu kararsız bir seçmen değil. Bu sürekli farklı kararlar veren bir seçmen. Yani aksiyon alabilen veya ona söylenen, ona sunulan bir şeye karşı hemen yön değiştirebilen, demin hocamın bahsettiği bir dans videosu bile buna etken olabiliyor. İşte farklı çıkışlar, ama ortak özelliği şu, onlara dayatılan veya onlara sunulan her iki kutuplaşma demiştiniz ya, her iki kutuba da razı gelmeyen bir seçmen bu. Farklı bir arayışı var. O seçmen, tabii ki biz sosyal bilimleri, doğa bilimleri gibidir. Büyük kütleler çeker. Yani eğer büyük kütleler seçime doğru gittikçe bu seçmenden daha çok oy alacağını bizim şeyimiz o, öngörümüz o. Yani konsolidasyon olurdu. Yavaş yavaş, hani bir de işte vardır bu, işte İngiltere'de böyle bir teori var. Önden giden vagona binmek, önde iki vagona atlamak diye. Bu böyle bir tercihlerin de olacağını ve seçime doğru gittikçe de iki tane büyük kütle var. Yani üçüncü kütle Emek Özgürlük İttifakı, o aslında kendi yolunu buldu diye düşünüyoruz. Veya işte kendi oy oranını konsolide etti ve devam ediyor. Ama onun dışında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı iki büyük kütle. Bu bahsettiğimiz arada kalan o seçmenin bir kısmı, önemli bir kısmı iki tane kütleden birine doğru yönelecek. Ha, bu bizim ölçümlerimiz. Onun için de çok şeyiz, hani çok dikkatli olmaya çalışıyoruz ölçümlerde. Gördüğümüz şu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim ölçümlerimize göre Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın önünde.
Ama bu ilk turda, şu an için ilk turda seçimi kazanmasına yetecek bir oy oranı değil. Değil mi Müslüm Bey'in belirttiği rehavet? Yani veya seçimi kazanıyoruz. Hani böyle bir durum da söz konusu değil. Milletvekili listeleri nasıl etkiledi? Veya işte Alevilik çıkışı veya doğalgaz, çok fazla da süre almayayım. Onları da daha sonra aktarmaya çalışayım. Evet, bu arada bir takım gelişmeler var. Onları da aktaracağım ama şimdi size iki şey not iletmem lazım. Not değil, daha doğrusu kendime dair bir şey. Onlar belki açılıma fayda olur. Açarız kuruları.